Bugün sizin için Pinterest'ten geliyorum. Siz de benim gibi eğer Pinterest'te olduğundan fazla vakit geçiriyorsanız mutlaka bir tane de olsa o simli resimleri görmüşsünüzdür. O resimleri ben gördüğümde içine giriyorum ve girdikçe daha da saatlerce çıkamıyorum. Çünkü ben böyle simli parıldayan şeyleri çok seviyorum. O yüzden araştırdım. Biraz uzun sürdü. Yani kolay bir şekilde bulamadım bunu. İnternette simli yapma, elbise simli yapma, şoplama gibi şeyler yazdım da çıkmıyor. Saçma sapan böyle simli boyamalar falan çıkıyordu. O yüzden birazcık uğraşlar sonucunda bu shop programını buldum ve sizinle paylaşmak istiyorum. Uygulamamızın adı MeToo Marto. İndirdim. Bir de ayrıyeten birkaç tane size alternatif de göstereceğim. Ama bence en güzel, en kullanışlı olan bu. Çünkü bir tanesi yakınlaştırmıyor. Yakınlaştırmadığı için çok güzel yapılamıyor. Diğerinde de simlerin rengi çok güzel gerçekten ama bilmiyorum pek olmadı. O yüzden ben MeToo'yu tercih ediyorum. Bu uygulama dışında bunu ve bunu indirebilirsiniz. Ama açıkçası ben bu shop'u yaparken en çok MeToo'da verim alabildim. Diğerlerinde bir tanesi yaklaştırmadığı için çok güzel sonuçlar alamadım. Diğerinde de simlerinin rengi, çeşitliliği ücretsiz ve daha çok olmasına rağmen çok böyle absürt duruyordu. Yani çok hoş durmuyordu. O yüzden benim tercihim MeToo oldu. Şimdi ben öncelikle size örnekleri göstermek istiyorum. Yaptığım örnekleri göstermek istiyorum ve örnekler gelsin. Beğendiyseniz nasıl yaptığımı izlemeye geçebilirsiniz. Ama ben de bunu zaten bir gündür yapıyorum. Yani bir gündür yapmama rağmen yine olumlu sonuçlar aldığımı düşünüyorum. Ve hani yani yapması çok kolay. Gerçekten çok kısa bir süre alıyor ve hani güzel sonuçlar da doğurduğunu düşünüyorum. Birlikte yapalım. Evet, uygulamamıza girdim. Ondan sonra Photo Editing yazan yere tıklayarak fotoğraf seçiyorum. Fotoğraf seçtikten sonra mozaik yazan basamağa tıklıyorum. Buradan ben Colors'u tercih ediyorum. Ama diğer seçeneklerde Leopard falan var. Onları da tercih edebilirsiniz. Ama ben parıldak istediğim için Colors'dakini seçiyorum. Daha sonra fotoğrafı yaklaştırıyorum. Fotoğrafı yakınlaştırıp orta kısımları daha büyük yuvarlakla çizerken kenarları daha ince çiziyorum ki taşmalar olmasın diye. Şu hemen yanında da silgi bulunuyor. Onunla da hatalarınızı silebilirsiniz. Daha sonra şurada gözüken tikten onaylıyorsunuz ve otomatikman kaydediliyor zaten. Uygulama ücretsiz indiriliyor ancak arada satın almalar var tabii ki. Yani daha böyle simler olsun, daha değişik efektler alınıyor ama bence Pinterest'teki o parıldak yapılanların hepsi burada var zaten. O yüzden ücretsizini kullanmayı tavsiye ediyorum. Bunu bitirdik. Videonun sonuna geldik. Bu kadar basitti. Bol parıldamalar resimleriniz olsun. Şimdi videoyu bitiriyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa aşağıdan sorabilirsiniz.